söyleyecek sözüm kalmadı. Ayrı güzel ya yani. Bu araba. Mustafa sen istediğini yapabilirsin. Sana serbest. Kayıtta mısın? Arkadaşlar selamünaleyküm, merhabalar. Geldik Sessiz Sohbet'teyiz. Arabamızı aldığımızda normalde arabamızda düz sistem mevcuttu. Fakat eski seri olduğu için çok yüklendiğimizde ses kalitesini bozduğu için Sessiz Sohbet'e geldim. Bir kademe iyi olsun, daha güzel olsun, daha güzel çalsın diye. Gelir misin Caner? Lütfen gel yanıma gel. Lütfen yanıma gel ya. Ben sen bu arabayı dizdiğinde artık kolonları görmüşsün, tamam mı? Görünce dedim usta, ben alacağım. Sen ama demiştim, diğer ekranlara yapacağım. Şimdi arabayı çekiyorum. Usta araban çok güzel, Allah nazarlardan saklasın. Çok kıskandım şunlara, tamam mı? Yani efsane değişik bir görüntüsü var, aynısını istiyorum. Az önce ben Nissan'la uğraşırken seni aradım. Seninle arabayı panzörçüye yollamıştım. Evet. Panzörçü senin istediğinle ölçüde oraya bir şey kesti. Şimdi arabayı içeri sokalım. Gerisi bizde. Yani. Çalsın. Ya benim senden ne eksiğim var kanka? Doğru. Beraber peş peşe fuarlara gideceğiz, açılışlara gideceğiz. Etiketçi buluşmalarına gideceğiz. Beraber tıngır tıngır. Yani bu araba daha da güzelleşmiş ya. Yalnız bu benim ikinci tesisatlı arabam. Bir tane Nissan'ım var. Honda emoşları yaptım. Klasik böyle hasta işi, değişik bir araba. Ya niye etiket istemiyorum biliyor musun? İşte böyle buraya bunu koyayım. Yok yok, anahtarla işimiz yok. Şuraya şunu koyayım. Müzik açamıyoruz zaten. Bize telif var. Anasının nikahı var. Onlar ne? Senin TSS'lerin de başka. Sen komple kamut koydun ha? Neyse dur, kapılara da bir 16 santim koyalım, 4 tane. Vay. 16 lan sende, bunlar var mı? Komik mi lan? Ama bak bura çok güzel olmuş. Bunlar içinden ne geçiyor? Kablo. Usta bununla şimdi hiç delikanlı gibi söyle. Hiç şey oldu mu ya, bir tur versene diyen oldu mu? Var da vermiyor. Mesela ne diyorsun? Şimdi bir yerine vursalar da soğudun, direkt sakacaksın. Arabadan soğursun değil mi? Tabii arabadan. Ben aynı kafasını. Aynen öyle. Yoksa bak arabasında değilim, bunun ya aynısını yapabilirsin ama. Şimdi usta bunun çamurluğunu sürttü ya, bitti ya. Bitti. O araba senin için satacaksın gitsin. Değil mi? Daha bir aynen öyle. Yaptırsan da bilesin ki. Yok, sanki yani her yerinden ses geliyormuş gibi. Aynen, her yeri vurulmuş. Tamam, aynı kafadayız. O yüzden çok da el temasında bulunmayacaklar. Ellemeyin abi. Bak adından görüyorum sanırım. Şu çocuk elini çek bak arabadan, çocuk. Allah nazar değdi. Ama bak nazar değerdi böyle yapmasa. Tamam gel. Lütfen gel. Şefkatli kollarım. Ama buna davranma. Abisi bu araba küçük bir araba. Abi ne oldu lan, yıkılıyorum araba. Sefa, eve gitmek istiyor musun? Yok, bisikletin artık koltuğuna bak. Bak, bisikleti. Telefonunu açma. Ne iş yiyorum bu saatte? Bunlar ne iş yapıyor? Bas veriyorsun ya. Size de gidiyor, tıs sapıtıyormuş. Tamam. Biz ona yapacağız. Sevdim seni usta. Şu güzelliğe bir bak ya. Kenan'ımı tanırsınız arkadaşlar. Kenan'ım Kartal'ı vardı. Şimdi böyle bir arabaya geçti. Kenan'ım bu araba da güzelmiş ha. Vay. Yavaş abi, götürsek.
Biz yaptık bu haberi. Peki bunun çok incelemesi güzel, gelecek mi? Buna da çekeyim bir şey. Arkadaşlar tamam, bundan sonra bundan sonra sen, ben üçümüz kankayız. Gelin. Bundan sonra bu halde deli bir numara yaparız. Teyze sesini açarız, üçümüz aynı radyoyu. Üçümüzün de arkasına yazı çıkarıyoruz meskisi gibi diye. 1-2-3 Tamam. Mantıklı abi. Çağırın beni karıştırma. Doğan'ın maliyeti neydi? 350 bin lira. Hangi araba? Benim arabam. Ne diyorsun abi? 3 araba alacağız abi. Doğru söylüyor. Abi ben üste vereyim, zarar etmesin. Seni bir zarar mı? 350 ya? Yani bizim bildiğimiz 350. Yani şu anda 350 bin lira ama oturup tek tek hesaplasan daha fazla olur. Maliyeti kaç para? Abi hiç hesaplamadım. Tamam yani 200'ü buldu mu? Buldu. Buldu değil mi? Çok rahat. Boyası bana olsun. Söylüyorsun inanmıyorlar ya. Evet. Oğlum gel yanımızda dur, harcayınca gör. Yani senin şu an bagajın kaç para? Pinin tanesi 750. Lan kıracağız tabi. Kuru bilmiyorum da kurma hiç. Ooo usta bu arabaya fena bir inceleme gelir ha. Air tankı gibi dur. Vay. Evet, bugün sessiz soğuktayız. Hakan Gürses'i arabadan indirin. Hakan Selahattin baba binsin biraz da. Selahattin suyu getirin. O çalacak az kadar. Usta bu nasıl bir şarkı ya? Ha? Ver ver. Nasıl çalıyor abi? Çok güzel. Ne? Çok oğlum özlemişiz ya. Yani ben 200 SS'de var dinleyemiyorum. Yani üst seviye çalıyor araba. Ama bu bunda ne bileyim bu şarkılar... Bunun keyfi başka yani. Bunda bu ayrı güzel yani bu araba. Ben gezeceğim abi, beni rahat bırak. Saat gece 3 oldu. Yarın bagajıyla alakalı sabah erken buradasın. Unutma. Videomuzu yarın sonlandıracağız. İnşallah telifsiz 3 tane de güzel şarkı dinleriz. Keyif alırız. Teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mı abi? Yani. Günaydın abi. Günaydın Dursuncan. İnşallah bir sıkıntı olmaz ya. Habersiz arabayı kaçırdık. Bir sıkıntı olursa ben öterim derim abi, dursun can dedi bir tur atalım diye, benim suçum yok. Thank you.
Normalde dün akşam işimiz bitmişti. Yalnız bagaja bir tasarım çalışması istediğimiz için işimiz bir sonraki günün saat şu an 4 civarına kadar sürdü. Seni dinlemediğim için şu an çok pişmanım. Bagajı komple yaptıralım dedim. Komple de yapsak şu an bitmişti. Doğru mu? Şu anda da yapsak komple bitmişti. Onu yaptırmadığım için pişmanım. Sistemin çalışı, yeni nesil kolonun eskinin daha iyi çalması ve ince ayarlarınızla gayet mutlu oldum. Şimdi şarkı açıp ayar verip size dinletmek istiyorum. Yalnız telif yediğimizden dolayı videomuz kaldırılıyor. Ses videolarını Instagram hesabından gönül rahatlığıyla dinleyeceksiniz, paylaşacağım. Bildiğim kadarıyla ben başka yere bakmadım ama başka yerde de yok herhalde. Yok. Böyle hassas bir kolon. Çok kıymetli, çok pahalı olduğunu biliyorum ama çaldığında içerideki insanın da çok mutlu olduğunu biliyorum. Harici olarak etiket arabalarda çok bagajına bas olmaz, çok yapmazlar. Yine sessiz sonutun kendi üretimi olan 30 santim bir bas koyduk. Bagaja yine sessiz santun kendi 2 tane amfisini koyduk. Şimdi Emoş bana bagajı komple yapalım dedi. Ben dedim ki araba eski, daha ellenmemiş hiçbir yerine, ellemeyelim. Ama seni dinlemediğim için şu an çok pişmanım. Yamalı gibi durdu ama ben biraz sonra giderim, buraları komple kapattırırım, tertemiz yaptırırım. Şimdilik böyle kalsın. Ufak tefek yürüründe problem var. Onları halledeyim. Öyle yapacağız. Ondan devam edelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Sessiz sonunda çok teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Aşağı yukarı 4 senedir, 5 senedir beraber çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Cansınız. Sen de. Elinize kolunuza sağlık. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Ben biraz dışarıda keyif yapacağım. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bizler